Ama Melik Bey'e dönelim şimdi Melik Bey siz ne diyorsunuz bu görevden alınma meselesiyle ilgili ilk olarak bu boyutu değerlendiriyoruz yani Erdoğan bir daha Vallahi, seçilirse neden böyle bir adım atılsın ki nasıl bir amacı olabilir bunun? Ya öyle bir. Bir de İmamoğlu kendisi öyle görevden alınmak zaten ister mi o... diye sormuştuk ya siyasi kariyeri bakımından böyle bir hani demiştik mağdur algısı vesaire bu da siyasette. ...neticede bir sonuç doğurabiliyor acaba böyle bir hesap da olabilir mi? Birçok soru var tabii. E, tabii isteyedebilir isteye çünkü İmamoğlu'na aday olamamaya gerekçe olarak ne söyleniyor? İstanbul Büyükşehir'i biz işte 25 yıl sonra kazandık. Cumhurbaşkanı kaybedersek İstanbul da elimizden gider. Kazansak da hani İstanbul elimizden gider... Ee, bahsettikleri sürede sadece 6 ay. Yani Haziran'da seçim, Mart'ta e, yerel seçim. 6 ay o sürede çoğunluk, belediye meclisi çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda biz bunu riske edemeyiz diye onu böyle durduruyorlar. İmamoğlu da diyor ki ya bu çok geçerli bir bahane değil diyor. E, zaten hani 2023'te onlar kazanırsa belediye başkanı da gider diyor eğer bunu bahane ederseniz. Ben o konuda Hakan Bey'e katılıyorum. Ama bunu söylerken Gerçekten böyle bir ihtimal olduğu için değil. Öyle bir ihtimal olursa, yani şimdi de yapar onu. Ee, az önce e, şey de e, Bey de söyledi, e, Hakan Bey de söyledi. Yani e, seçimde bin bir türlü başka bahaneler bulunurdu. Bu öyle değil. Yani e, İmamoğlu kendi parti yönetimine mesajı veriyor. Böyle bir ihtimal gördüğü için değil. Parti yönetme bu mesajı veriyor. Evet, bence de. Çünkü devamında da şimdi sevgili e, editörümüz Onur Hakan. Ee, sağ olsun hani <laughs> şeydir böyle e, hem hem şair hem yazar hem iyi gazeteci. Şimdi kaç şöyle yıl, bir kaç, detay var. Kaç yıllık gazeteci olduğunu biliyor musun Onur'un? Hı -hı. Onu da söyle o da tecrübeli. 18 yıllık gazeteci. Tabii tabii. Ee, şimdi şöyle bir şey. Ee, şimdi mesela ben bu Financial Timestaki metne bir daha baktım. Orada şöyle ilginç bir şey var. Asıl bu kareyi tamamlıyor. Bakın. Ee, söyleşi gerçekleştiren Laura Pitel ve Andrew England şeyi soruyor. Diyorlar ki, e, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda ne diyorsunuz? Yani kesin kazanır diyorlar. Ne diyorsunuz diye. Cevaba bakın. Kazanıp kazanmayacağını konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ee, i̇mam e, doğru adayı seçmek daha önemli. Bakın kendi genel başkanına. Ya evet ya aday olursa kazanır demiyor bakın tekrar okuyorum. Kazanıp kazanmayacağını konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Doğru aday seçmek önemli. Şimdi zaten burada frikikten golü atmış Hami Mandralı gibi şöyle 90'a takmış zaten. Frikik aradan gol atmak değil mi? Tabii tabi, o şeyden ta. hani böyle baraj kurarlar, köşeyi görür, oraya vurur. Bir prekazi bir Hami Mandralı. Onur diyor tanıma, ki ben burada tanıma, Hami Mandralı değil vole gibi, gibi duruyor diyor. <laughs> Aş, aşırtma mı? Bir hacı var <laughs> Melik Bey lütfen ya. Ha hacı doğru. Yani Çok bir, pardon. Bir, Sevgili Galatasaray Aslanbastro hocam doğru söylüyorsun. Çok hacı hacıya hacı yetişmedi. Şimdi hacı Doraş'ta işte, burada aslında... Yok yok e, hacıya da yetiştim. Siz Sen yetiştiniz şey de yani yeni nesil pek bilmez diye söyledim. Ha yeni nesil bilmiyor. E, yeni nesil doğru. Eee... Biraz zorlasanız ben Metin noktayı bile hatırlarım. Yani tabii o kadar değil de şaka bir yere. Burada şeyi, e, e, kareyi tamamlıyor. Yani diyor ki parti yönetimine, kardeşim bana engel olarak siz neyi çıkarıyorsunuz? İstanbul elden gider mi diyorsunuz? İstanbul zaten gelince Erdoğan bir daha gelecek ve beni alacak. Yani bir daha gelecek ve beni alacak diyor. Gelirse o S kibarlıktan konmuş oraya. Ha peki söyle yani, yani. Ben aday olmazsam. E, şimdi siz diyorsunuz ya belediye Erdoğan başkanları o, genel merkeze şunu mu söylüyor İmamoğlu? Hem İstanbul siz gider, hem Türkiye. Siz duyuyorsunuz ya e, işte belediye başkanlarımız görevlerine devam edecekler. Aksi takdirde işte oradaki evet, evet. E, üstünlüğümüzü kaybederiz, başkanlığı kaybederiz diyorlar. Aynen. E, ama şimdi Erdoğan yeniden seçilirse zaten beni görevden olur. Dolayısıyla yine aynı sonuç olur diyor genel merkeze bu mesajı veriyor. Aynen onu tabii tabii onu diyor ve şunu söylüyor. Erdoğan Her halükarda de İstanbul gider aslında. diyor. Yani. Sağ yok. Yok yok Erdoğan kazanır. kibarlıktan söylüyor. Ayıp olmasın diye. Erdoğan kazanır ve beni alır diyor. Yani fotoğraf altı odur. Beni adayı göstermezseniz. Ama bir sağ isterim. daha var. Kılıçdaroğlu adayı gösterirseniz. Yani, orada bir sağ daha, daha var kazanır. Melik Bey. Doğru aday seçilirse ya da tespit ha. edilirse o zaman olmaz diyor. Oradaki daha da. İşte çift mesaj dediğim o. Aynen zaten? öyle işte. Aynen öyle. Yani şurayı bir daha okuyayım. Gerçekten tadına doyum oluyor bu cümlenin. Kazanıp kazanmayacağını konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Doğru adayı seçmek daha önemli diyor. Yani dolayısıyla çok net ben değilsem diyor. Hiç bak, kimse. Dimyata pirince giderken evdeki bulgur da gider. Biraz önce Aslında Hakan kazanıp kazanmamak kazanır önemli değil. Benim adayım önemli gider. bir şey söylemiş ya. Nasıl? Ne diyor? Kazanıp kazanmamak önemli değil. Doğru aday önemli. Doğru aday da kendisi ya. Kazanıp kazanmamak önemli değil. Ben önemli miyim diyor. Ne, nedir? Kaybedeceksek benim Yok. mi kaybedeceğim? kaybedecek? Şey diyor. Mi? <laughs> Tabii Kılıç kaybedeceksek benim. Kılıçdaroğlu'nun kazanıp kazanmayacağını, konuşmanın doğru olmadığını söylüyor. Yani Kılıçdaroğlu kesin kazanır mı diye soruyorlar. Kılıçdaroğlu'nun e, kazanıp kazanmayacağı, konuşmanın doğru olmadığını, önemli olan doğru aday diyor. Yani, yani aslında bu cümlede doğru Kılıçdaroğlu, doğru aday, Kılıçdaroğlu doğru aday değil. Ben de... Evet. Abi tabii tabii aynen, aynen öyle. Ortam. var. Aynen öyle Hakan, Hakan Bey. Aynen öyle. Yani Nezaketen söylüyor. Yani Ama siz, biraz önce bir Hakan Bey de nazikleştirdi. İsterken, bak, siz diğer isimleri de saydınız. Ya, yani, tabi, İmamoğlu doğru e, aday derken ama Yavaş, hanım, Meral Akşener, Ama onu İmamoğlu değil, ama da biliyordur. Başlaka, İmamoğlu da, Sayın İmamoğlu bir şey da biliyordur. Size. Bakın, şimdi İmamoğlu öbür türlü, bakın öbür türlü İmamoğlu e, kamikaze dalışı yapar. Bakın harakiri demiyorum. Harekiri şöyle kılıcı sokar, birliğe çevirir, sadece kendini öldürür. Ama kamikaze dalışı parça tesirlidir. O düştüğü gemiyi de mahvediyor. Yani diyor ki ben kamikaze dalışı yaparım, siz de sağ kalmazsınız. O ne demek kamikaze? Siz de sağ kalmazsınız. Ne demek kamikaze dalışı? Kamikaze dalışı yaparım diyor. Kamikazeyi biliyorsunuz. Hayır kamikazeyi ya, biliyorum. Yani, yani nasıl, diyor. hangi yöntemle yapacak bunu, ne yapacak yani? Söyle ya doğru aday benim diyor. Eğer siz beni göstermezseniz diyor Erdoğan kazanır. İstanbul Büyükşehir'de gider, Ankara Büyükşehir'de gider, İmamoğlu da gider. To alayınız gider diyor. Ancak benimle bunu sağlayabilirsiniz diyor. Dolayısıyla eğer siz ve bunu kibarlaştırarak söylüyor. Eğer bunu kibarlaştırarak söylemezse siyaseten kamikaze dalış olur. Mecburen kibarlaştırarak söylüyor şimdilik. Sonra işi başka bir yere de götürebilir. Bakın, Onu birazdan e, sorayım e, mı Melik Bey? Edin. Yani işi nereye getirebilir? Tabii. Daha doğrusu genel merkezle İmamoğlu ha. arasında ilerleyen günlerde ne görebiliriz? Onu birazdan e, konuşalım olur mu? Hasan Basri hocamızı da e, bir dinleyelim. E, bugün için yorumunu rica edelim. Hulki Bey de dedi dün değerlendirdi Hasan Basri hocamız ama. E, bugün ne düşünüyorsunuz hocam diyorsunuz. Şu mesela hani Melik Bey anlatırken e, ya bir orada tabii bir mantık kuruyor bu verdiği röportajda işte doğru aday benim ben aday olmalıyım ben aday olmazsam işte başımıza şu gelir falan ya yani mantığı kuruyor ama mantığın temelindeki e, mantı e, şey yapan e, temel oluşturan varsayımlar doğru mu bir bakalım mesela bakalım. doğru aday benim diyor ya doğru aday kendisi mi şimdi bir şey söyleyeceğim yani. Hakan Huki Bey, Bey dedi ki e, normaldir herkes kendisi için Ay, Mesela kamuoyu olabilir. herkes kendisi için şey yapar da kamuoyu yoklamalarının son dönemdeki performansı kamuoyu yoklamalarında hiç de öyle üstte falan değil. Meral Akşener'in bile altına düşüyor galiba. Ya bilmiyorum. Son dönemde biraz kayıpta tabii. ama Tabii. ilk üçte diye dedim. Şimdi sana. bu yani üç yıl öncesinde değiliz. Mansur Bey'in altında. Tabii or, onun kesin altında. 3 yıl öncesinde değiliz, iki yıl öncesinde değiliz. Dolayısıyla doğru adayım ben diye düşünüyorsa bu hani şey 2 yıl önceki, 3 yıl öncekinin hatırlatmasını yapmaya çalışıyorsa öyle bir şey yok. Yani doğru aday benim. Dolayısıyla şey yap. Yani bu, bu bu, çok tartışmaya açık bir şey. Yani herkes tabii ki kendinin doğru aday olduğunu düşünüyor. Kılıçdaroğlu bile kendinin doğru aday olduğunu düşünüyor olabilir. Herkes kendisini istediği şey istediği şeye inandırmakta serbest. Ama genel olarak baktığımızda, yani ben kişisel olarak, gözlemci olarak baktığımda İmamoğlu'nun artık doğru aday olmadığını düşünüyorum. Çünkü o yaşadığı olaylar esnasında özellikle parti içerisinde ve partinin tabanında da ciddi bir sorun yaşamaya başladı İmamoğlu ve o ilk baştaki popülerliğinin olmadığını düşünüyorum. Onu geri getirebileceğine inanıyor olabilir, i̇şte yeniden bir inşa yapabileceğine inanıyor olabilir. Ama şu an itibariyle baktığımızda e, bence muhalefetin doğru adayı gibi gözükmüyor. E, HDP ile girdiği yakın ilişki, onun milliyetçi seçmende nasıl bir sonuç doğuracağı meselesi, e, işte ne bileyim kar, ta kar tatilleri vesaire üzerinden baktığınızda e, bir Ekrem İmamoğlu'nun kimliğinin, imajının ciddi anlamda ee, darbe aldığını. O yüzden hani ben artık doğru adayım diye, tek doğru adayım en azından, tek doğru adayım diye sahneye çıkması çok Şimdi çok doğru bir mu değil. Biraz aslında bu altılı masaya şey. baktığımızda herkes biraz kendini doğru aday olarak tarif ediyor gibi, değil mi? Herkes kendini tarif ediyor da e, ya o tariflerin hepsinde herkes bir şekilde kendini tarif ediyor. Kendini nasıl gördüklerini de aslında oradan çıkartabiliriz. Şu ben şeye takıldım. Ama çok özür dilerim Başak Hanım. Öyle siz öyle geniş bir tarif yaparsanız herkes kendi sanır zaten. Yani dürüst olacak, işte işini sevecek, egosu olmayacak. Kim der ya benim egom var. Kim Tabii. der ya ben kutuplaştırıcı olacağım. Kim der ya ben gıcığım. Ben dürüst iyi şey yapamam falan filan Kimse der. Demez mi? ki onu. Ama herkes yani, yani nokta atışı bir tanım yapın. Akşener Başbakanlık dedi. Yani nokta Fakat şimdi baktığımızda e, Kılıçdaroğlu'nun zaten adaylıkla ilgili isteği ortada. İmamoğlu işte doğru aday doğru aday diyor. Ee, kendisinden bahsediyor. Bu tarife uyumlu buluyor. Öte yandan Babacan'dan işte adaylık mesajı görüyoruz. Davutoğlu da benzeri bir e, aslında tavırda. Aday. Dolayısıyla baktığımızda e, Sayın Karamollaoğlu'yla ve Akşener dışında galiba biraz Yok Karamollaoğlu'yla şey ve Demokrat e, Parti lideri. O Demokrat Parti genel o, o Sayın Uysal, evet. O, onu duymadık hala. Yani geri, geri kalan hepsinin evet, aday olduğunu Evet, üç kişi açıklama yapmadığı için. Yani Meral Akşener'in de ben aday olduğunu düşünüyorum da e, o yakın zamanda karşımıza gelecek. Bu şey var ya, şu görevden alınır meselesi var ya. Evet. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanacak, e işi gücü bırakacak, Ekrem İmamoğlu'nu e, görevden alacak. Hakikaten umrunda bile olmaz. Yani... Bu, 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 o kadar daha söyler misiniz? Umursun. Hakikaten umurunda bile olmaz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nu görevden almak için çeşitli komplolar kurması bilmem ne falan. Bu akıl alacak bir şey değil. Yani şöyle ya işte seçim Peki, iptali buradan devam her şey... edelim mi hocam? Akıl Hep, alacak gibi bir size şey değil Dede ee, dedi Hasan Basri hocamız. Kısa bir ara sonra kendisini dinlemeye devam edeceğiz. Efendim akıl çemberi devam ediyor. İmamoğlu'nun Financial Times e, söyleşisini konuşuyoruz. Orada dikkat çeken ifadeleri vardı demiştik. Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda görevden alınabilirim. Seçim iptal eden bir zihniyet her şeyi yapabilir e, diyor İmamoğlu. Neden görevden alınsın? Alınırsa niçin alınabilir? Bu kime yarar diye sormuştuk. Hasan Basri Yalçın hocamızda kalmıştı söz. Buyurun sizi dinlemeye devam edelim. Yani bu hukuken bir sorunu var mı yok mu bilmem. Yani e, veyahut da o gün hukuken bir sorun karşısına çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmem. Ama böyle Erdoğan'ın oturup da İmamoğlu'nu seçildikten sonra görevden almak gibi bir planlama yapacağına zırnık kadar inanmam. Bu olmaz. Bu, umurunda bile değil. Yani bu neden söyleniyor peki? Yani böyle bir hava neden yaratmaya çalışıyor Ekrem İmamoğlu? Çünkü kendisine Erdoğan la diyaloğa girdiğinde Erdoğan'la karşıtlık yarattığında kendisine bir e, siyasi pozisyon elde edeceğini düşünüyor. Yani bakın Erdoğan bana kafayı takmış durumda, Erdoğan beni görevden alır, Erdoğan beni rakip olarak görüyor falan gibi ifadeler kullanarak aslında kendisini hani o seçilebilecek aday sınıfına sokmaya çalışıyor. Ama Melik Bey'in söylediği de şey değil miydi dikkat çekici değil miydi yani aslında iki e, mesajı vardı. Yani daha doğrusu şöyle bir mesajı vardı. Ediyorsunuz belediye başkanı e, olarak oradan kalkarsam aday olursam İstanbul'u kaybederiz. E, ama işte aday olmazsam da kaybedeceğiz. Bu sefer yani, aday, de, kaybedeceğiz? Kaybedeceğiz. Kaybederiz diyor. aday olmazsan niye kaybedesin? Yani İşte ben onu söylüyorum. Kay ik i̇kinci önerme doğru değil. Aday olmazsak İstanbul'u kaybederiz. Hayır. Aday olmazsan 6 ay mı 1 sene mi ne kadar süre? Ee, bir sene boyunca e, görevinin başında durursun. Yani bir sene kala kalkıp birileri Erdoğan veya AK Partililer bir komplo düzenleyecek. Bir yılın içerisinde seni görevden almaya çalışacaklar. Yok öyle bir şey. Zaten e, hani ben şunu söylüyorum. Mesela ben şuna da inanıyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a şu an aday olsa şu an kazanamaz. İstanbul'a şu an aday olmak istese Cumhuriyet Halk Partisi onu tekrar aday yapmaz. Siz zaten doğru aday olmaktan çıktı diyorsunuz. Onu onu artık aday yapmayacaklar. Çünkü Ekrem İmamoğlu şöyle bir çizgi izliyor. Ee, sürekli kendisini şeyin maçın içerisinde tutmaya çalışıyor. Ama bunu her yaptığında aslında hani bu bir sıkışmışlık içerisinde batakta biraz daha debelendiğinizde biraz daha batarsınız ya. Aslında öyle bir sorunla karşı karşıya. Genel merkezin gücünün ne olduğunu hala öğrenemedi bence. Genel merkez Güçlü bir yapıdır. Yönel merkez bir siyasetçiyi diskalifiye etmeye çalıştığında, bir siyasetçiyi diskalifiye etmeye karar verdiğinde onu çok iyi yapar. Ekrem İmamoğlu'na bu en son Karadeniz seyahati esnasında öyle bir uyarı yaptılar ki, bak sakın bir daha böyle şeylerle karşımıza gelme. Şu ana kadar e, senin e, yaptığın... E, gir içinde bulunduğun çeşitli skandallar vesaire meselesinde biz hani topa girmiyorduk ama böyle bir olay olduğunda barajın kapaklarını açı verdiğimizde senin çok ciddi bir şekilde içeriden yıpratılman söz konusu olabilir imasını gösterdiler. Ama buna rağmen hala Ekrem İmamoğlu kendisini Adaylık konusunda vazgeçmemiş, adaylık konusunda ısrarlı gibi gösteriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yani evet bunu ısrarla istiyor olabilirsiniz. Kendinizin doğru aday olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ee, bir çizgiyi geçtiyseniz, yani bir bayrak açtıysanız eğer... ...o bayrağı açıp sonra da duvarın arkasından böyle gizli gizli giderseniz olmaz. Bayrağı açıyorsanız, bayrağı açarsınız... Ben buradayım dersiniz. Ondan sonra eğer sizin arkanızdan yürüyecekler varsa yürür ama bayrağı açarken bile e, imalar, gizlenmeler, bizim adayımız tabii ki genel başkanımızdır. Hocam bunu falan. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şu aynı lafı söyledi biliyor musunuz? Ya enteresan. Çünkü o o doğrudan doğruya açtı. Hani o gereksiz açtı belki çok çok <laughs> Onunki de fazla cesurcaydı ama yani mesela ben Muharrem İnce olayında da öyle düşündüm. Muharrem İnce de bir ileri iki geri, iki ileri bir geri falan. Böyle sanki çıkacakmış gibi, yeni bir parti kuracakmış gibi, sonra bir hareket, sonra işte çıkarım bak giderim, işte bir, bir böyle sanki kararsızlık şeyi verdi. Mesela Cumhurbaşkanlığına aday olacaksanız ve genel merkezin gerçekten sizi, ...aday yapmayacağını şimdiye kadar anlamışsanız... ...hala ısrarla o çizgilerin kenarlarında, uçurumun kenarlarında geziyorsanız... ...tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. O tehlikeli işi yapmaya devam etmesinin bence çok stratejik bir hata olduğunu düşünüyorum. Niye? Yani bu zamana kadar mesela o Karadeniz seyahatinden sonra... E, bir, ...bir lince uğradı kendi tabanı, kendi genel merkezi nezdinde. Mesela... O zaman yapılan açıklamayı hatırlıyor musunuz? Hangi gazetecinin gideceğini biz genel merkez olarak bilmiyorduk dediler. Tamam? Yani biz bizde sorumluluk yok. Ne diyecekseniz söyleyin kendisine demektir bu. İki gün üç gün bir hafta boyunca CHP seçmeni, gazetecisi, yetkilisi kim varsa ekremi olma yönelik muazzam bir e, linç oldu. Ondan sonra bir yerde yavaş yavaş sakinledi. İçeriden öylesine bir operasyondu ki bu ona şu söylendi: Bak belediye başkanısın, orada dur. Orada durduğu andan itibaren kendisini güvence altına belki alabilirdi. Ama hala tekrar tekrar sahneye çıkıp bu tür beyana. Lütfen. Ya şu şu biraz önce Melik Bey'in okuduğu <laughs> ifade var ya. Yani bir genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya herhangi birisi kim olursa olsun. Kemal Bey'in nezdinde bir şey söylemiyorum. Yani kazanıp Kemal Bey kazanır mı, kazanmaz mı falan filan kazanıp kazanmayacağı önemli değil. Doğru aday olsun. Yani bu genel başkan ne demek? Ki sen doğru, doğru aday şey değilsin. Ama bunu anketler bile söylüyor evet. hocam. Tamam. O zaman anketler söylüyorsa güveniyorsanız o işe. Ama Hakan Bey genel Adarsanız, başkanı bu. Çıkarsınız. Çok sahneye. özür dilerim Hasan Basri hocam. Hasan Basri hocam çok özür dilerim. Bakın Hakan Bey şöyle Hasan Basri Hocam'ın dediği şey şu açıdan önemli. Bakın 13 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportaja bakın. Adayı 6 lider birlikte belirleyecek. 6 lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik az kesinlikle yok. CHP'nin belediye başkanlarına gelince belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemi sonuna kadar görevlerini sürdürme, sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri var nokta. Bakın nokta. Ekrem Bey nokta koymuyor. Yani Koymuyor ısrarla koymuyor. Ama Ekrem Bey nokta koymuyor. <laughs> Ama bir dakika Melik Bey şunu biliyoruz. Barış'ı arkadaş paylaşmıştı hatırlıyorsanız. Adalarda gerçekleştirilen belediye başkanları ile evet. bir araya geldiği bir Zafer... toplantı iddiası vardı. Orada... Bizim... Türkiye'de siyasette en etkin 5 isimden biri olarak kendini ifade ediyor İmamoğlu Hacıyanlara göre bizim iddialara biz, göre. Ya Doğru. Tamam. bizim olabilir. Bizim Zafer Şahin de onu Zafer Şahin de onu milliyetin köşesinde detaylı bir şekilde yazdı. Ee, şimdi o mesela o yazıya baktığınızda Türkiye'de siyaseti belirleyen 5 kişiden biriyim diyor. Ondan sonra benim İstanbul'daki ağırlığım bellidir. Sözümün ağırlığı bellidir diyor. Yani Ekrem Bey Hani kendini zaten siyasetten major aktör olarak görüyor ve o yüzden de diyor ki ya ben olmasam zaten her şeyi kaybedersiniz. Ee, burada sorun şu. Genel merkeze rağmen bunu söylüyor. Mesela ben evet. düşündüm ya 5'ten kastı ne? Ya muhtemelen yani biri Recep Tayyip Erdoğan kesin, biri Bahçeli kesin, biri Kemal Kılıçdaroğlu, biri Meral Akşener. Herhalde beşincisi de kendisi. Yani 5 diyor. Mesela 8-10 demiyor. O yüzden Davutoğlu'nun babacanı eklemedim. Yani 5 diyor. Kendini bir majör aktör olarak görüyor. Kendi İstanbul'a sınırlı görmüyor. Zaten sorun da o. ve ee, ya biraz böyle CHP için İmamoğlu şey haline geldi. Benim tabirim bağışlayın. Bunu kötü anlamda kullanmıyorum da. Ee, evin haylaz çocuğu haline geldi. Yani her sınıfta vardır. Sizde de mutlaka vardır. Böyle bir çocuk sürekli bir yaramazlık yapar. İlkokulda, ortaokulda vardı. Kızların saçını çeker, çocuklar işte tekme atar. Sürekli böyle fark edilmek için her yolu dener. Şimdi Ekrem Bey de onu yapıyor. Geziye gidiyor, demeç veriyor. Ben siz kaybedersiniz diyor. O adadaki toplantıda mesela onu da yalanlamadılar. Mesela söylediği şey ya doğrudan beni göstermezlerse kaybederler cümlesidir o. Diyor ki İstanbul'u ben e, partiler üstü bir konumla kazandım diyor. Ve ben kazandığımda diyor MHP'den de, HDP'den de, AK Parti'den de oy aldım diyor. Şimdi bu nedir? Bu çok açık ya ya benimle kazanırsınız diyor. Peki. Böyle şarttan. Benimle kazanırsınız. Bu kolay, Peki, kolay, kolay, kazanılmış zaferler insanların egolarını ne kadar gereksizce şişiriyor farkında mısınız? Yani mesela Neden kolay yıl, kazanılmış dedin? Söyleyeyim. Yani 3 yıl önce işte bir ilçe belediye başkanısınız e, ee, Kemal Bey veya genel merkez tarafından İstanbul'a aday gösteriliyorsunuz. Ee, hiçbir zaman kolay ölçemeyeceğimiz bir tartışma Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu olduğu için mi kazandı? Yoksa AK Parti kaybettiği için mi kazandı tartışmasını hatırlıyorsunuz değil mi? Yani 3 yıldır siyaset sahnesinde Ekrem İmamoğlu basmadığı mayın kalmadı. Patlatmadığı mayın kalmadı. Üç yılın içerisinde bu kadar fazla mayına basacaksınız. Sonra da böyle kendinizi ben kazandım. Yani şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey haklı size göre. Hayır Kemal Bey'e Bey göre de haklı. Kemal Kemal Bey'in hakkını haklısını bilmiyorum. Yani şu, o kısmına ben Kemal Bey'in adaylık ama bu tanımlar adaylık, mesela adaylık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday... tanımlarının... Bir versiyonu. Ama işte şöyle söylüyorum ben, bakın, mesela e, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu e, herhangi bir partiden normal şartlarda aday olsaydı, değil mi mesela o 2018 seçim atmosferinde gitmeseydik, atıyorum 94'te, ne bileyim 87'de, 89'da yapılan seçimlerdeki bir şekilde aynı isimle çıksa herhangi bir partinin adayı olsa 50 oy alır mıydı? Yani, Alamazdı ama hocam. O bir konjonktürdü. Peki bir şey söyleyeceğim. Hadi bir seçim kazandı, bir şey kendinde buldu. Peki karşısında 10 seçim çift misli fark yere kaybeden bir genel başkan var. İsrarla o olacağım diyor. Sen yerinde kal diyor. Ben onun da olmasının doğru veya haklı olduğunu tartışmıyorum. Ya ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun da iyi bir aday olmadığını düşünüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'nun e, ya mesela şöyle düşünün. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun biz Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşuyoruz 3 yıldır. İyi de yani bu belediye başkanlarının e, toplum önünde tüm Türkiye nezdinde siyaseten başarılı olduklarını gösteren göstergeler neler? Bilmiyorum. Aslında ne var biliyor musunuz? Türkiye'de biz her seferinde şöyle bir seçime gidiyoruz ya. İster referandum ister seçim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenlerle desteklemeyenler arasında bir seçim oluyor ya. İstanbul'da HDP ile İyi Parti'yi CHP ile Saadet Partisini aynı potaya koyup Ekrem İmamoğlu'na oy verdiren gerekçe Ekrem İmamoğlu değil. Erdoğan Ya Bütün seçimleri biz böyle... Yani o yüzden de Ekrem İmamoğlu ne diyor? Ekrem değil de başka bir isim olsaydı zaten böyle olacaktı mı diyorsunuz? Aşağı yukarı. Hmm. Çünkü HDP'si, İyi Partisi, CHP'si daha önce böyle bir birleşme yoktu. Bu birleşme sayesinde. Mesela ben size başka bir şey söyleyeyim. Ee, son belediye seçimlerinden önce AK Parti'nin belediye başkanı adayı İstanbul'da en çok kaç ay oyalıyordu? alıyordu? Yüzde 48'di. AK Parti'nin İstanbul'da aldığı en yüksek oy yüzde 48'dir. Bu seçimde kaç aldı belediye seçimlerinde? Yüzde 49 aldı. AK o Parti. seçimde Evet. Birinci Haziran'ı mı düşünüyorsun? Haziran, Mart'ı diyorsun. Mart'ı diyorum. Yüzde hmm. 49 oy aldı. Yani AK Parti alacağının tamamını aldı. Bu sefer farklı olan neydi? Bir ittifakla gidildi. O ittifak silme oy kullandı. Şimdi... Dolayısıyla bu mesela Ekrem İmamoğlu şey diyor ya beni görevden alır, almak ister falan. Ne yapmaya çalışıyor? Tekrar kendisini o hizaya çekmeye çalışıyor. Yani bakın Erdoğan'ın karşısında ben varım falan. Hayır öyle bir resim yok aslında. Yani bu bu gerçekliği yansıtmıyor. Ee, biz hani biraz şöyle bir şey var. Mesela oy kullanırsınız. Bir partinin geçmişi vardır. Ecevit vardır. Demirel vardır. Siyaseten senelerce bu siyasetin içerisinde bulunmuş isimler vardır. Çeşitli başarılar vardır. Cumhurbaşkanlığı gibi bir yer. Cumhurbaşkanlığı bir gibi bir konuma gidiyorsunuz. Üç yıllık bir belediye performansınız var. Ortaya hiçbir şey koymamışsınız. Ama kendinizi çok rahat bir şekilde Erdoğan'ın rakibi olacak şekilde konumlandırıyorsunuz. Bunlar Bence doğru siyaset okumaları e, da değil. Son bir şey, özür dilerim. Bir cümle rica son edeyim, yorumu, e, döneceğim. Bey'e döneceğim. Tamam. Evet. Şimdi bu yoruma katılıyorum. Yani belediye seçimlerini tanınmadığı vesilesiyle bir başka vesileyle kazandı Sayın İmamoğlu. Ama bir şey hatırlatayım. Bu 3 yıllık performansı tamam. olsaydı o oyalık. Ben 3 Bakın orada değilim. Sayın <laughs> Cumhurbaşkanı da, Sayın Erdoğan da 94 senesinde İstanbul Büyükşehir seçimini kazanırken Rahmetli Erbakan ve Refah Partisi sayesinde. Evet. Kazandı. Ama ne oldu? O Ortaya üç bir yıl, lider o çıktı. O dört yıl içerisinde bir liderlik inşa etti. Tamam. Sonrasında da liderliğini kanıtladı. Hayır sadece dört yıl değil. Yo, yo, Cesaret hayır, etmesi, yürürken, parti, parti kurması, giderken, tabii. ilk girdiği seçimde 34 alması. Demek ki bazen insanlara yol verildiğinde, yani yol kader de yola çıkabiliyor insanlar. Veyahut da bir tesadüf sonucu da gelebiliyor. Kendinde bir cevar varsa... İhsarla şunu söylüyorum. Diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu koskoca ana muhalefet partisinin oyları %26 iken Sayın Deniz Baykal döneminde genel başkan olmuş. Sonra üst üste 10 seçime girmiş. Her seçimde 10 seçimde de çift misli fark yemiş. Yani siz 24 almışsınız, iktidar 48 almış. İktidar 42'ye düşmüş, siz 21'e düşmüşsünüz. Böyle bir dünya rekoru kırmışsınız. Hakan Şimdi ben siz Peki. burada israr ediyorsanız orada hasbel kader bile olsa, o bir tesadüfle bile olsa o seçimi alan sadece İmamoğlu değil, Sayın İmamoğlu değil. Sayın Yavaş da, ne bileyim Sayın Bolu Belediye Başkanı da, başka kişilerde hatta başkalarının çıkmamasına da şaşırıyorum. Kim çıkarsa çıksın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla şans. Tamam. Hulki Bey'e döneceğim. Şuna katılıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kötü bir aday olabilir. Ama Ekrem İmamoğlu olsa olsa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan az daha kötü bir adaydır. Peki.